Merhabalar. Promosyon nedir? Nasıl tanımlayabiliriz? Promosyonlar, farklı sektörlerde kullanılan bir alana bir bedava, X ürünü alana Y ürünü %50 indirimli veya herhangi bir üründen 100 tane alana seçeceği ürün listesinden 100 tanesi bedava şeklinde tanımlamış olduğumuz kampanyalar promosyon modülü ile çözümlenebilmektedir. Bunun için klavyemizden F10 veya Dialogos üzerine tıklayarak arama alanımıza yazacağımız promosyon ile cari listeleri içerisinde satış ve fiyatlandırma altında bulunan promosyonlar ekranımızı çalıştırırız. Burada görüldüğü üzere birden çok farklı seçeneklerde promosyonların tanımlanmış olduğunu görüyorsunuz. Bu tanımlamaları dia.com.tr adresinde bulunan bilgi bankamızda promosyon çözümleri dokümanına ulaşabilirsiniz. Bir örnek beraber yapmak istediğimizde klavyemizden F4 veya ekle seçeneği ile promosyon kartı tanımlama ekranına geliriz. Burada hangi firma içerisinden giriş sağlıyor isek ilgili firma default olarak gelmektedir. Promosyon seçeneğine baktığımızda tanımlayacağımız promosyon kartına bir kod belirleyip yapılacak tanımlamanın bir açıklaması belirlenilerek örneğin şeklinde açıklama belirleyip daha sonrasında bu promosyonumuzun hangi tarihler arasında geçerli olacağı ile ilgili tarih seçeneklerimizi yazıp örneğin bu ay sonuna kadar gerçekleşecek bir promosyon olsun. Bu promosyonumuzu uygularken fiş türleri seçeneğinden hangi fiş türlerinde uygulayabileceğimiz seçilir ve şube seçeneklerinden yapılan promosyon tanımının hangi şubede geçerli olacağı seçilmelidir. Cari alanına geldiğimizde burada belirleyeceğimiz bir cari seçeneği ile cari için bir promosyon oluşturabilir veya cari seçeneklerinden gruplamalara özel kod 1'den 5'e kadar değişik filtre seçeneklerinde carilerimize promosyon kartları oluşturabiliriz. Bu alanları boş bırakmamız durumunda tüm cari işlemlerimize ilgili promosyonu uygulayacaktır. Koşul alanına geldiğimizde ise ürün gruplarından ürünlerimize promosyonlar uygulayabileceğimiz gibi ürün gruplarımıza, ürün özel kodlarımıza ve markalarımıza değişik promosyon kartları oluşturabilmekteyiz. Biz ürünlerimiz için bir promosyon oluşturacağız. Koşul türüne geldiğimizde ise alacağımız A ürününün ürünler listesinden seçilmesi durumunda ilgili stok listesine geliriz. Buradan ürünümüzü seçip daha sonrasında seçmiş olduğumuz ürünümüz tek bir ürün olduğundan dolayı V seçeneğini uygularız. Birden fazla ürün olması durumunda da veya seçeneği uygulanabilmektedir. Koşul miktarına geldiğimizde alacağımız bir adet ürün şeklinde bir koşul belirleyip aynı zamanda koşullarımızı tutar bazında yapabilir veya ilgili ürünümüzün her bir katında seçeneğine katlara uygulattırabilir. Uygulayacağımız kat sayısında maksimum değer belirleyebiliriz. Hediye ürüne geldiğimizde ise hediye edeceğimiz ürünlerimizin haricinde aynı zamanda indirimler uygulayabilir, sabit bir fiyat indirebilir, toplamdan ve genel toplamdan düz seçenekleri gibi seçeneklerde hediye sunabilmekteyiz. Biz yapılacak olan hediye seçeneklerinde bir ürün belirleyeceğimiz için hediye ürününü seçeriz. Ürün listesine tekrardan gelerek stok malzeme listemizden hediye edeceğimiz ürünümüzü klavyemizin boşluk veya sol alandan seçim işlemini yapıp seç diyerek liste ekranına getirir. Burada hediye edilecek ürün miktarımızı belirler. Yapacağımız indirim alanına ise %100 yazarız. Bunun sebebi faturalarda ilgili hediye ürünümüzün bedelsiz çıkmasını istiyor isek bu alanı 100 olarak belirtiriz. Birim fiyatında varsa birim fiyatımızı uygularız. Buradaki hediye operatöründen de seçeceğimiz V veya seçeneğinde V seçmiş olmamız durumunda bir seçenek seçebilir veya seçeneğinde birden fazla seçim işlemini sağlayabilmekteyiz. Bu işlemimizi kaydederek yeni bir özellik olarak tanımlanan bir diğer promosyon seçim işlemini de hızlı bir şekilde incelediğimizde yapılan yeni özellik sayesinde alınan 100 tane üründen karşısına çıkılacak olan ürün listesinden de 100 tane seçilebilir gibi seçeneklerde
promosyon kartları oluşturulabilmektedir. Bunun gibi birçok örnek Bilgi Bankası'nda nasıl çözümlenmesi gerektiğiyle ilgili detayları mevcuttur. Tanımlamış olduğumuz promosyonu uygulamaya geldiğimizde ise yeni bir sekme açıp fatura alanından fatura listesine gelip buradan F4 ekle diyerek bir satış faturası düzenleyip ilgili cari seçimlerimizi yapıp kalemler alanına geldiğimizde listemizden ilgili promosyon ürünümüzü seçip miktarlarımızı ve birim fiyatlarımızı yazarak devam ettiğimizde F12 seçenekleri altında bulunan promosyon uygula seçeneği ile karşımıza tanımlamış olduğumuz promosyon kartı tanımlaması gelmektedir. Burada bir adet promosyon bulunmuştur. Bu promosyon seçeneğimizin bir ürün alana B ürünü bedava seçeneği olduğu ve ilgili ürünümüzü uygula dememiz durumunda görmüş olduğunuz gibi hediye ürünümüzü alt satıra getirecek ve ilgili satırımızın birim fiyatı 0 olmakla birlikte buraya gireceğimiz herhangi bir değer ilgili faturada indirim olarak karşımıza gelecektir. Bu alanın hiçbir mali değeri bulunmamaktadır. Bu şekilde promosyonlara uygulayabileceğimiz gibi F12 seçeneğinden promosyonu kaldır dememiz durumunda seçili promosyon kartını kaldıracaktır. İşlemimizi F2 kaydet diyerek tamamlayıp ilgili faturamızı promosyon uygulanmış bir şekilde oluşturmuş bulunmaktayız.